Aslında Şen Yaşar ailesine saldırı ilk olduğunda bunu gerek yöneticiler, devlet yöneticileri, dönemin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve birçok yetkili, siyaset alanda gerekse de kamu alanda yetkili olan kişiler bunu bir terör saldırısı olarak lanse etmeye çalıştılar ve Şen Yaşar ailesini terörist ilan ettiler. Ve kendi işte milletvekili adaylarını ise mağdur olarak gösterdiler. Ancak ilerleyen zamanlarda gerçeğin aslında bu olmadığı ortaya çıktı. Bu da Şen Yaşar ailesinin verdiği adalet mücadelesiyle ortaya çıkabildi. Bu süreç boyunca Şen Yaşar ailesinin haklı adalet mücadelesi birçok kesim tarafından da sahiplendi ve benimsendi. Yani Şen Yaşar ailesinin durumu aslında Türkiye'deki hukuk sisteminin göstergesidir. Birçok dosya bu şekilde sürdürmekte. Yani Şen Yaşar ailesinin dosyasına baktığımızda aslında Türkiye'deki hukuk sisteminin nasıl işlediğini veya daha doğrusu nasıl işletilmediğini, cezasızlık politikasının uygulama şekli, üstünlerin hukuku. Yani biz bunları söylüyoruz. Gerçekten bu kavramlar yani öylesine söylemiş olduğumuz kavramlar değil. Gerçek manada bu dosyada bunları görüyoruz. Yine öte yandan Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesi her zaman da engellenmek istendi. Gerek Emine Şen Yaşar gerekse de Ferit Şen Yaşar'a birçok soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmaların bir kısmı dava dosyasına dönüştü ve bu dosyalar kapsamında da Emine Şen Yaşar çeşitli adli para cezaları veya hapis cezaları aldı, erteleme verildi. Öte yandan henüz Şen Yaşar ailesi yasını tutamıyor çünkü bir adalet talebi var. Etkin bir soruşturma ve adil bir yargılama olması talebi var. Ve bu talepleri de henüz karşılanmadı. Bu sebeple de Şen Yaşar ailesi henüz kendi yasını tutamamakta. Burada Şen Yaşar ailesinin adalet nöbetini devam ettirmesinin yegane sebebi adil ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesiydi. Ve bu soruşturma henüz 4 yıl geçmiş olmasına rağmen adil ve etkin bir soruşturmaya yönelik herhangi bir somut adım maalesef göremedik. Şen Yaşar ailesinin 14 Haziran'da aile fertlerinden hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edilecek Urfa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde. Bu ziyarete bütün demokratik kitle örgütlerinin, bütün kamuoyunun katılmasını talep ediyoruz. Bu konuda kamuya ve demokratik kitle örgütlerine katılım çağrısında bulunuyoruz. Buraya katılım aslında şu açıdan önemlidir. Genel bir hukuki güvenlik sorunu ortadadır. Etkin soruşturma ve adil yargılamaların olmadığı, hukuk sisteminin yozlaştığı bir zaman dilimindeyiz. Burada aslında Şen Yaşar ailesi nezdinde bu yozlaşmış sisteme karşı da ses getirmek amacıyla